Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte küçük sevimli hayvan dostlarımız için üretilen PetSafe 5 otomatik mama kabını inceleyeceğiz. İstiyorsanız hep birlikte incelemeye başlayalım. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Üzerinde PetSafe yazısı mevcut, yani markası var. Burada sadece bir tane alan var. Zamanı geldiğinde bu dönüyor, diğer bölüme geçiyor. Şimdi birazdan göstereceğim. Açmak için şurada böyle bir çenti var. Bunu bastırdıktan sonra kapağı kalkıyor. Şimdi bu mamayı koyduğumuz yer arkadaşlar, 5 tane yeri mevcut. Bu bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Herhangi bir sorun olmuyormuş. Altında burada motoru var. Yani bu çevirdiği şey var. Onun dışında şurada şöyle bir alan var arkadaşlar. Bu tam olarak kedinin ya da köpeğin yiyecek bölümünün, yani tam aktif olan bölümünün tam altına denk geliyor. Tam bunun altına denk geliyor. Eğer buraya yaş mama koyduğunuzda, yani şu aktif bölüme, açık bölüme yaş mama koyduğunuzda, buraya koyacağınız böyle buz paketi gibi bir şeyler var ya, hani otomobillerde, akülerde mi ne kullanılıyor, şöyle dikdörtgen bu boyutunda, onu buraya koyuyorsunuz. O da yaş mamayı taze tutuyor. Tabii ki zorunlu değil bu, zaten içinden de çıkmıyor. Bu tercihen konulacak bir şey ve yaş mama kullanacaksanız koyuyorsunuz. Buraya koyduğunuz şeyi, yaş mamayı, soğuk tutuyor, taze tutuyor. Bunun için yapılmış bir şey bu. Tabii ki şunu da bir yerleştireyim. Yukarıda arkadaşlar pil bölümü mevcut. Burada 4 tane D tipi pil takıyorsunuz kocaman. Bunun altında da 2 tane pil var. D, yani pilin modeli tipi D deniyor. Büyük, hatta şöyle parmağımla da göstereyim. Büyük pillerden alkalin pil takmanızı öneriyor. Sıradan çinko piller pek önerilmiyor çünkü akma riskleri daha mevcut o pillerde. Şimdi bunu kapatayım arkadaşlar. Şimdi asıl gelelim şu asıl bölümün kontrol paneline. Burada önce arkadaşlar, şöyle yansımasın. Burada ilk önce saati giriyorsunuz. Şurada saate basıyorsunuz. Burada ilk önce saati girmemizi istiyor. Şuradan saate gelelim. Saat şu an mesela 8.14 PM, yani Amerika'nın şeyi, saat birimi PM AM, öğleden sonra, öğleden önce diye. Şu an PM, yani öğleden sonra 8, şu an akşam 8. Bunu seçiyorsunuz şu tuşla. Sonra buradan saati ayarlıyorsunuz. Seçtik mesela 8.9.10. Buradan saati ayarladıktan sonra tekrar basıyoruz. Şunu onaylayalım. Şimdi 1 yazıyor. Bakın sol alt köşede 1 yazıyor arkadaşlar. Bu birinci öğün. Birinci öğünü kaçta yiyecek kedi? Buradan şuradan seçme tuşuna basıyoruz. Birinci öğünü mesela 1 AM'de yesin. Bunu onaylıyoruz tekrar. Sonra ikinci öğüne geçiyoruz. Şunu da onaylayayım. Şimdi burada sol alt köşede şimdi 2 yazıyor. Bu ikinci öğün. İkinci öğünü saat kaçta yiyecek? Ben hep şey ayarladım. Bakın 1, 2, 3, 4 diye artıyor ya. 5'e kadar. 5 bölüm var zaten. İşte gece 1'de yesin. Sabah şeyde yesin. Öğlen 1'de yesin. Gece 1'de yesin. Öğlen 1'de yesin diye ayarladım. Yani her 12 saatte bir dönüp mamasını yiyecek benim kedi. Normalde 5 bölüm var ama burada 9'a kadar gidiyor. O da eğer mesela şeyse, boşaldığında tekrar katıyorsunuz. O şekilde yapmışlar. Normalde hani 5'e kadar olması daha mantıken daha doğru duruyor ama 9'a kadar gidiyor. Eğer tam yemezse ve eğer dönerse tekrar aynı yere geliyor. Kediniz eski mamasını yemeye devam ediyor. Öyle düşünmüşler artık. Şimdi şu da mesela koydunuz, deneme için dönüyor mu diye. Şöyle hatta size dönerken de göstereyim. Evet, bu şekilde çalışıyor. Zamanı geldiğinde bu şekilde dönüyor. Tekrar basayım. Evet. Bunu buraya ilk önce tabii ki, peki nasıl kullanılacak? Mesela kedinizin kilo kontrolünü sağlamasını istiyorsunuz arkadaşlar. Buraya gram olarak mesela tartarak, daha önce şurada bende var mesela mutfak tartısı. Gram olarak koyuyorsunuz. İşte 5 bölüm var. Kaç gram yiyeceği kadar ayarlayıp önceden koyuyorsunuz. Zamanı geldiğinde bu dönerek sadece buradaki aktif oluyor. Sadece buradaki iniyor. Zamanı geliyor bu dönüyor. Buradaki iniyor. Bu şekilde faydalanabiliyorsunuz.
Eğer mesela tatile çıktınız diyelim. Yani 5 günlük bir tatile çıktınız diyelim. Günde bir defa yesin diyorsunuz. Eğer mesela kediniz veya köpeğiniz artık günde bir sefer yesin, iki de bir sefer yesin diye tercih ederseniz, buraya tabii ki 24 saatte bir olarak ayarlıyorsunuz tatile çıkmadan önce. Buraya günlük mamasını, günlük mamalarını koyuyorsunuz her bölüme. 5 günlük tatilinizdeyken her gün bu dönerek, hani paydaş şey umuyor, mamasını 5 güne bölmüş oluyorsunuz. Hani mesela şöyle normal bir kaseye bir böyle 500 gram mama katmak mesela çok riskli. Hani neden? İlk birkaç gün daha fazla acıkır, ikinci gün daha az acıkır. Ya da üçüncü günden hemen hepsini bitirir. Dördüncü veya beşinci gün aç kalır. Yani çok saçma bir mama yeme düzeni olur kedinin ya da köpeğin. Çünkü her zaman insanlar gibi sürekli aynı açlık durumu olmuyor. Yani kimi zaman daha fazla acıkıyorsunuz hiçbir sebep olmamasına rağmen. Bir de kediler o kadar çok düşünemediği için daha böyle eşit dağıtmak daha sağlıklı onlar için. O yüzden bu cihaz mesela siz evde yokken oldukça işe yarayan bir cihaz arkadaşlar. Eksi olarak söyleyebileceğim ne şey var diye düşünüyorum. Birazcık sesli çalışıyor. Yani şöyle tekrar size dinleteyim. Böyle bir mekanik ses çıkarıyor. Hani kediniz köpeğiniz korkabilir birazcık. Hani ne oluyor lan gibi böyle bir tepki verebilir ama şunu da unutmayın ki sonuçta ya bu işte günde bir defa ya da iki defa dönecek ve yani günde toplam 5 saniye falan ses çıkarıyor. İşte 2-3 saniye sürse bu robotik ses. Hani şu sese günde maksimum hani 3 oyun yese bile günde maksimum 10 saniye falan duyacaksınız. Ya da kediniz, hayvanınız, köpeğiniz duyacak. Hatta çoğu zaman günde 2 defa yiyorsa ki en ideali bu gözüküyor. Toplam 6 saniyelik bir ses. Yani o yüzden çok da rahatsız edecek bir şey değil. Tabii ki ama kediye köpeğe göre değişiyor. Bu ses tabii sizi rahatsız etmeyebilir ama kediniz rahatsız olabilir. Onu da tabii ki denemeden öğrenemeyiz. Kediniz ne tepki verecek onu da görmeniz lazım. Olmadı iade edersiniz. Eğer kediniz köpeğiniz korktuysa ya da mama yemek istemiyorsa burada iade edebilirsiniz. Bu videomuzda PetSafe'in tüylü dostlarımız için ürettiği otomatik mama kabını inceledik arkadaşlar. Özellikle sık sık seyahat ediyorsanız, sık sık evin dışına çıkıyorsanız ve evcil hayvanınız evde yalnız kalıyorsa bu ürün tam olarak size göre. Az önce de dediğim gibi koyuyorsunuz 5 tane bölüm var arkadaşlar. Mamasını koyuyorsunuz önceden 5 gün boyunca istediğiniz saatte, istediğiniz günde koyduğunuz mama hazır hale geliyor ve kediniz, köpeğiniz eşit biçimde, taze biçimde mamasını yiyebiliyor. Bu şekilde düşünülmüş güzelce bir ürün. Amazon'dan alabilirsiniz arkadaşlar. Amazon'da yaklaşık 50 dolar. Amazon D'de de var, Amazon.com'da da var. Yani Amazon Almanya tarafında şubesinde de var. Com'da da var, Amerika'da da var. Yine Zoo Plus gibi Türkiye kökenli internet sitelerinde de var. Hemen hemen Türkiye'de satılan ürünler de 350 lira. Yani tam olarak bu Haziran 2018'de, tabii bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilemiyorum ama Haziran 2018'de şu an yani 350 lira civarında bulunabiliyor. O yüzden ben tabii kupon vardı 280 liraya geldi. 280 lira civarını aldım. O yüzden Türkiye'den alırsanız çok da fark ödemiyorsunuz arkadaşlar Amazon'a göre. Tabii ki Amazon'da özellikle yurt dışında yaşıyorsanız tabii ki 50 dolar 50 euro çok daha ucuz. Maalesef kurlardan dolayı artık mama kapları bile pahalanmış durumda. Her neyse arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler.